Galiba saat 10 alışamadık. İkinci saatimiz hep oldu. Üçüncü saatimize başlıyoruz sevgili izleyiciler. Saat 8'i aldık, yayına başladık ve saat 10 oldu. Şimdi son blokta yine başka konular konuşacağız ama önce bir piyasa ekranını vereceğiz. Bir kez daha hatırlayacağız. Onur Altın da karşımızda olacak şimdi. Piyasalara bir bakalım. Evet, dolar euroda yine yukarı yönlü hareket görüyoruz. 14.84 seviyesinde euro 16.38, sterlin 19.52. Altının ons fiyatı, altın fiyatları da yine yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ham petrol 106.64 seviyesinde, 106 dolar seviyesinde 107'ye doğru gidiyor. Geçen hafta 100 doların altını görmüştü. Şimdi hani ben şöyle kısaca paylaştım hızlıca ama detayları Onur Bey'den dinleyeceğiz. Hazır değil mi arkadaşlar? Günaydın. Onur Altın, hoş geldiniz. İyi haftalar. Günaydın Seda Hanım. Hepinize iyi yayınlar. Günaydın. Teşekkür ediyoruz. Evet, haftaya nasıl başlıyor piyasalar? İçeride dışarıda bu haftanın beklenen acaba verileri ve gelişmeleri var mı? Varsa eğer o gelişmeler nasıl yön verecek acaba piyasalara? Evet, yurt içinde bu hafta piyasalarda önemli bir veri akışı yok. Yani piyasaları etkileyecek düzeyde bir veri akışı gelmeyecek. Yurt dışında da daha çok Amerika'dan gelecek olan verileri takip etmeye devam edeceğiz. Ama şu anda piyasalarda böyle çok bariz bir şekilde etkileyecek veri akışının bulunmadığını söyleyebilirim. Piyasalar daha çok geçen hafta açıklanan faiz kararlarının etkisi ve Rusya-Ukrayna geriliminin etkisinde kalmaya devam ediyor. İşte aslında ben geçen haftalarda da bahsetmiştim. Fed faizleri 25 bas puan arttırmıştı son haftaki toplantıda. Ve özellikle de bundan sonraki yılın geri kalanında 6 toplantıda da faiz artışını işaret etti. Zaten beklentimiz de bu yöndeydi. Bunun sonucunda tabii ki ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.15 seviyelerine kadar yükseldi. Devamı da gelecek. Yani şu anda biz yıllık beklentimiz ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %2.5 seviyesine ulaşması yönündeydi ama son toplantının raporlarını incelediğim zaman net bir şekilde bu yılı %3 ile %4 arasında bitireceğiz ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde. Bu ne demek oluyor? Bunu bir kez daha yenileyeyim. Geçmiş haftalarda söylemiştim. Türkiye'nin dolar bulması ya da piyasalardan dolar bulmak zorlaşacaktır. Bilanço azaltımının etkisiyle ve artan faizler, libor faizlerini artacağı için dışarıdan borçlanacak kurumların borçlanma maliyetleri artacaktır. Mesela bankaların faiz maliyetleri giderek artmaya başlayacaktır. Yine şirketlerin yurt dışından alacağı borçlanmalarda bunların faiz maliyetlerinin artmasına sebep olacaktır. İşte geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti ilk defa yani uzun yıllar sonra, 20 yıl sonra ilk defa 5,5 yıllık tahvil faiz Eurobond ihalesinde %8.625 faizle borçlandı. Çok ciddi. Yani 5,5 yıllık borçlanma totalde hesaplandığında yaklaşık %45'lere varan bir borçlanmayla yapıldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii ki dolar TL'deki hareket yapısına baktığımız zaman dolar TL'deki yukarı yönlü yapının devam ettiğini bir kez daha vurgulayalım. Çünkü enflasyonist baskı artarak devam edecektir. Zaten sürekli söylüyorum, yıl sonuna doğru 3 haneli enflasyonla tanışmamız bizim açımızdan sürpriz olmayacak ki beklentimiz de o yönde. Şimdi Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan gelen rakamlar dünyada gıda fiyatlarının hızla artarak devam ettiğini gösteriyor. Haftaya hemen hemen bütün emtialarda yukarı yönlü hareketlerle başladık ki bu hareket iklimi devam edecek. Bu noktada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Özellikle dünya genelinde üre ve gübre fiyatlarında yaşanan artış gıda fiyatlarını çok ciddi anlamda yukarı doğru taşıyacaktır. Özellikle Rusya'nın kendisine yapılan yaptırımlar karşısında gübre ihracatını yasaklaması çok kritik bir nokta ve bu aslında dünyada gıda kıtlığının
yaşanmasına neden olacak bir gelişme. Çünkü dünya genelinde 2021'de Kanada 14 bin tonla en fazla gübre ihracatı yapan ülkeyken ikinci sırada Rusya 9 bin ton, üçüncü sırada da Belarus 8 bin tonla geliyor. Yani Rusya'nın gübre ihracatını yasaklaması çok çok ciddi anlamda rekoltelerin düşmesine ve dünyada önümüzdeki dönemde ciddi anlamda gıda kıtlığına sebep olacak bir gelişim. Dolayısıyla gıda enflasyonu artacak. Zaten sabah saatlerinde petrol fiyatlarının da yukarı yönlü hareket ettiğini izliyorduk. Yani enerji enflasyonunda da artış sürüyor. Özellikle Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'daki Cizan kentine İHA'larla saldırması ve orada Yasref petrol rafinerisini vurmasıyla birlikte üretimde yaşanan ufak aksaklıklar şu anda petrol fiyatlarının hafta başlangıcında yükselmesine sebep oldu. Ve Brent petrolle şu anda 108 seviyelerindeyiz. Brent petrolün tekrardan aşağıya doğru geri çekilmesi için 103.60'ın altına inmesi gerekiyor. Yukarıda şayet 117'lere yani 111'ler açılırsa da 117'lere doğru yukarı yönlü hareketler de izlenebilir. Ama petrol fiyatlarında bir miktar yukarı doğru hareketler görsek de ben haftanın genelinde tekrardan aşağı yönlü baskının artacağı düşüncesindeyim. Altın fiyatlarına baktığımızda ons altında şu anda gördüğüm kadarıyla 1922'lerdeyiz. Orada da 1950'yi aşamayan bir ons altındaki beklentimiz 1875 olarak devam ediyor. Türk yatırımcılarını ilgilendiren taraf daha çok gram altın fiyatlarıdır. Orada her zaman söyledim, dolar TL'ye paralel hareketler gerçekleşiyor ve dolar TL arttıkça gram altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı olmayacaktır ons altında beklesek bile. Dolar TL'deki fiyatlama hareketleri de 14.60'ın üstünde kaldığımız sürece 15.65 beklentimiz devam ediyor. Yine Euro TL tarafına baktığımız zaman Euro TL'de de şu anda 16.38'lerdeyiz. 16.50'ler geçilirse 17.75'lere giden bir yol açılacaktır o tarafta da. Yani şu anda bir de yurt içinde maliyetler konusunda şunu da eklemek gerekiyor. Özellikle enerji tarafını vurgulamışken 1 Nisan'da da sanayinin kullandığı doğal gaza %30 zam beklentisi mevcut. Yani yurt içinde ciddi anlamda yukarı yönlü maliyetler enflasyonu daha da yukarı taşıyarak kırılmayı sağlayacaktır. Şu anda daha incelemedim. 3 aylık KKM dedim, yani kur korumalı mevduatta vatandaşların kullandığı 3 aylık vade doldu. Bugün muhtemelen bunun yapısını incelerim, yarın sabah konuşuruz ama dolara olan talebin giderek arttığı bir dönemi yaşamaya başladık. Borsa İstanbul geçen hafta 2100'ü kırmıştı. Bu haftaya da alıcılı başladı %0.75 ile. 2100 yine belirleyici seviyemiz olacak. Bu seviyenin üstünde 2200'e doğru hareketler gelebilir Borsa İstanbul'da. Ama şayet 2100 seviyesi kırılırsa tekrardan satış baskısı altına girebileceğini söyleyebiliriz. Ama şu anda 2100'ün üstünde kaldığı sürece Borsa İstanbul'da alıcılı tarafta olduğumuzu hatırlatalım. Onur Altın, teşekkür ediyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar, sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi bunu konuşacağız, kur korumalı mevduatı da. Bir de tabii az önce dikkatini çekti Onur Altın'ın Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyadaki işte hem enerji krizi hem gıda fiyatlarının yükselmesi, bir kıtlık oluşacak mı dünyada? Buna dair birazdan biz de bir şey açarız, başlık açarız, konuşuruz bunları, önemli. Ama isterseniz şöyle birkaç gazetenin manşetine bakıp oradan... Yalnız Onur şey dinlemiyor bizim... bakanımızı dinlemiyor. He, vay Nebati. Enflasyon yükselecek dedi şimdi. Nebati hiç. Ne diyor? Ben başa çıkacağım diyor, bitiririm diyor Nebati evet, bakan. Evet, Onur genelde dinlemiyor. Dinlemiyorlar. Şimdi Sözcü gazetesi TL'nin alım gücünün azaldığının en üst perdeden itirafı, tedavüldeki en büyük paramız cık oldu demiş 200 TL için. Onur'un da iki gün önceydi değil mi? Bu konuyla ilgili evet, bir evet. yazısı vardı. Şimdi arkadaşlar hazırlayacaklar. Ben okudum ama izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Ona da bakarız. Cık ekonomisi Deniz Zeyrek'in de bugün Sözcü gazetesindeki yazısının başlığı. Köprü fiyatı için ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? 200 lira cık.
Sonra o sözlerine de bir açıklık getirdi. Neyse, Sözcü'nün manşeti böyle. Yeni çağa baktığımızda geçinemeyenlerin feryadını, çığlığını, sesini Yeni Çağ gazetesi manşeti taşımış. Geçinemeyen vatandaş sokağa iniyor. Kötü yönetilen ekonomi politikaları nedeniyle çekilmez hale gelen hayat pahalılığı iktidarı olan öfkeyi de arttırıyor. Ülkenin dört bir köşesindeki eylemlere katılan vatandaşlar geçinemiyoruz, tükeniyoruz sloganlarıyla zamları protesto etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son gezisinde de hatırlarsanız bir vatandaş, kadın, bir kadın nasıl feryat etmişti değil mi? Yani o da çok çarpıcıydı.